vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp dönmüş aşkına. Türkiye için çok zor bir gün geçirdik. Ama çok şükürler olsun. Bu durumdan tabii kurtulmasını da bildik. Yine de her zaman göğsümüzü gereceğiz. Gerekirse canımızı da vereceğiz. Her zaman her dakika hazırız. Türkiye için, vatan için. Az daha bizi öldürüyorlardı arkadaşlar. Yani mahvurduk. Doğduğumuz güne inerdik. Ekmeği bulamazdık. Bizim geçmişlerimiz yamalıklı pantolonlarla, ceketlerle gezdi. Türkiye tam rahatladığı dönemde bizi mahvedeceklerdi abi. Şükür Rabbime, şükür ki böyle bir cumhurbaşkanımız var, başbakanımız var, devlet büyüklerimiz var ki biz onlara minnet borçluyuz. Yani bizim kurtuluşumuz oldu abi. 15 Temmuz darbe gecesinde öncelikle Allah bir darbe millete yaşatmasın. 15 Temmuz deyince aklıma ilk gelen camilerden okunan selalar. En çok bizi etkileyen oydu. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, yani özellikle büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da o cesaret gösterip vatan millet savunanlar, tankların önüne yatanlar, onların o anki cesaretleri geliyor aklımıza. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'u yaşatmasın inşallah. Bu sene 15 Temmuz'un yıl dönümü. Burada halkımızı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı bugün bu kurtuluş günü olmazdı. Cumhurbaşkanımız halkı sokağa döktü. İstanbul'da, Ankara'da ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. İnşallah bir daha başımıza böyle bir şey gelmez. Osmanlı'nın torunlarıyız. Asla bu pabuççulara pabuç bırakmayız, bu çabukçulara. Biz Türk milleti olarak asil bir milletiz, aziz bir milletiz. Bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü, beraberliğimizi hiçbir kuvvet bozamaz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Türk milletinin cesaretini ve hain darbe girişimini hatırlatıyor bize. Millet olarak, Türk milleti olarak bu darbe girişimine çok güzel bir şekilde direndik ve gereken cevabı verdik. Türkiye'yi yıkamayacaklarını yabancı güçler bir kez daha anladı. Türk'üz, gururluyuz. Vatanımızın kurtuluşunu hatırlatıyor. İstiklal Marşı'nı hatırlatıyor. Çanakkale Savaşı'nı hatırlatıyor. İşte vatanımızın elden gitmediği günü hatırlatıyor yani. Ben Allah bir daha göstermesin öyle bir şeyi. Bu hainler Hazreti cezasını en güzel bir şekilde alsınlar. İnşallah bu vatanı bölemeyecekler. Yani inanıyoruz buna. Rabbim her zaman yardımcımız olsun inşallah. 15 Temmuz öncelikle bu milletin bir diriliş ve varoluş destanıdır. Aziz milletimiz ve halkımız bu kutlu günde kendine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmiş ve o hain ihanet şebekesine ve dış mihraklara, tüm onun işbirlikçilerine karşı bir araya gelerek tüm desteğini, tüm varlığını ortaya koyarak bir destan yazmıştır. Vatanın, milletin elden gidiyor olmaz. Yani o korku, dehşet, kötü günler yani, bir de Allah yaşatmasın o günleri. 15 Temmuz bütün ülkede korku yaşadık, büyük bir korku yaşadık. Bu millet 15 Temmuz'u vatan aşkıyla bu şeyi önledi. Büyük bir şeyi atlattık. Allah bir daha böyle acınan şeyler göstermesin. Bu vatanı bütün askerlerimiz korudu. Allah korusun yani. Allah şehitlerimiz nur içinde yatırsın. Devletimizin, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman için arkasındayız, destekçisiyiz. Var olsun Türk milleti. 15 Temmuz bir işte Çanakkale Savaşı gibi ülkemizin kurtuluşuydu yani. O gün şehit olan tüm kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. O gün kendini feda etmek için yaralananlara, gazilerimize Allah razı olsun. Tüm milletimizin kurtuluşu için olan bir şeydi, mücadeleydi yani. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde vatanımız için yüreklerini, canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Orada gerekeni Türkiye için, vatandaş için, devlet için her şeyimize, canımızla, bağrımızla varık. Biz reisimizin yanındayız. Çok şükür bugün için artık kurtulmuş vaziyetteyiz. O darbe olsaydı burada bu kelimeyi sen bize soramayacaktın.
ben böyle tahmin ediyorum. Şükür Allah'a bize Rabbim yardım etti. O darbeden kurtulduk. Çok kötü bir geceydi. Sabaha kadar uyumadık, an izledik. İnşallah bir daha bu millet yaşamaz yani 15 Temmuzları. Yaşansa da bu ülkeyi kolay kolay kimseye teslim etmeyeceğini gösterdik.